Şimdi o toplantıda Göksu emekli maaşı konusu gündeme gelmedi. Daha doğrusu bizim duyduğumuz, edindiğimiz bilgi o yönde. Ancak bir çalışma var. Yani 1 Temmuz günü toplanan Bakanlar Kurulu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan'ın yaptığı bir sunum var. O sunum zaten çalışmanın özünü oluşturuyor. Ben hiç kıymetlendirmeden elimdeki ham bilgileri ileteyim. Ya o çalışma hazır. Yani o hani siz diyorsunuz ya 3 alternatifli bir çalışma var. Evet doğru. Yani o çalışmanın her formülde hayata geçmesini sağlayacak düzenlemelerin tamamı hazır. Yani 12 bin lira mı olacak, 12 bin 500 lira mı olacak? Onunla ilgili hiçbir problem yok. Son karar verilecek ve biliyorsunuz emekli maaşları SSK'lılar 17'si ile 26'sı arasında maaşlarını alıyorlar. Bugün işte ayın 11'i değil mi? 11'i. Yani bu mecliste görüşülecek olan torba kanun var. O torba kanuna eklenecek bir maddeyle işte bu en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya da 12 bin 500 liraya çıkartılmasına ilişkin o maddenin eklenmesiyle maaşların bu ilk ödenecek emekli maaşına yansıtılması ile ilgili bir hazırlık var. Sanıyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararı bekleniyor. Daha sonrasında süratle harekete geçilip o düzenlemenin hayata geçirileceğine dair Ankara'da bir beklenti var. Bir kez daha söylüyorum, SSK maaşları 17'si ile 26 arasında, Bağkur maaşları da 25'i ile 28'i arasında ödeniyor Türkiye'de. Bu ayın maaşlarına yetişmesi için, 17'sinde verilecek olan ilk maaşa yetişmesi için hazırlıklar tamamlanmış durumda. Mecliste görüşülecek olan torba kanuna bir madde eklenecek. Göksu şu alternatifi de söyleyeyim. Eğer kök maaş yani en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin liraya yükseltilirse bundan 3 milyon 200 bin emekli faydalanacak bu artıştan. 12 bin 500 liraya yükselirse bu artıştan faydalanacak kişi sayısı 3 milyon 700 bin kişiye ulaşacak. Son durum böyle. Şimdi şunun altını çizelim. Muhammed Bayram'a bir sorum var, merak ediyorum. Yüksek emekli maaşı alanlar bu durumdan etkilenmeyecek, değil mi? Kök maaş dediğimiz nedir? Bir açabilir miyiz onu? Ya da kimlerdir bu? Kök maaş kişinin çalıştığı süre boyunca yatırmış olduğu prime esas kazanç tutarı. Yani prim karşılığı kendisine emekli aylığı hak kazandığı tutardır. E-Devlet'te zaten bu şekilde belirtilir uygulama üzerine. Eğer bir kişinin maaşı, kök maaşı 8 bin liraysa şu anda %24'lük bir zam aldı. Bu 10 bin liraya tekabül ediyor zaten. Ama şu anda 12 bin 5, 10 bin lira kök maaşı varsa %24.73'lük artışla beraber 12 bin 473 lira alacak. Ancak devletimiz bunu 12 bin 500 lira yaparsa 12 bin 500 lira tamamlanacak. Bunu böyle anlamamız gerekiyor. Yani bundan sonraki yapılan zamlar da aslında kök maaşa gelecek. Zamlı kök maaşı ilave olarak gelecek. Sadece bu devletimizin yukarı doğru çekmesi bu tutarları. Yani burada eğer 12 bin 500 lira belirlenirse 12 bin 500 olan altında olan tüm tutarlar 12 bin 500 lira tamamlanacak. Ama burada tabii eğer bir kişinin maaşı 10 bin 100 liraysa %24.70'lik bir oransal zam 12 bin 500 lira biraz daha artıracak ve bu kişi de bu maaşı almaya devam edecek. O yüzden burada bir belki adaletsiz gibi gözükebilir ama şu anda belki geçici bir yöntemle bu maaşların yükseltilmesi söz konusu. Çünkü 7500 liraydı bu sene başında en düşük emekli maaşı. 10.000 TL yükseltildi. Şöyle bir tarih fırsatımız var Göksu Hanım. Asgari ücrete ara dönemde bir zam olmayacak. Hep bu muhalefet konusuydu, eleştiri konusuydu. Yani asgari ücretle en düşük emekli maaşı eşitlensin ya da yakın alsın diye. Şu anda 10.000 TL bir nebze yükseltilirse eğer asgari ücret arasındaki makas farkı da kapatılmış olur ve emekliler rahat bir nefes almış olabilirler. Şimdi Sayın Türker, aslında burada bugün yüksek emekli maaşı alan biriyle konuştuğumda şöyle bir açıklaması oldu ve oradan bakabiliriz. Şimdi biz gazeteciyiz, haliyle her bakış açısıyla da sorgulamamız gerekiyor. Ama biz bunca yıl yüksek prim ödedik, yüksekten yatırdık, maaşımızdan kesinti çok oldu. Evet, bu ücretler çok düşük ama biz ne yapacağız gibi bir eleştiri de var aslında. Nasıl değerlendirirsiniz? Bir kere herkese primine göre eşit oranda zam alıyor. Yani alınacak olan zam enflasyona bağlı olarak %24.73. Burada 24.73 aldığı zaman
şu andaki maaşa göre bakmak lazım. Yani biraz biz Türkiye'de maalesef hükümetin içinde gizli bir el hükümeti karıştırıyor. Ben onu özellikle söyleyeyim. Bir kereye mahsus yap, bu işi bir daha da getirme gündeme. Asgari maaş ne kadar? 10 bin. Hepsinin kök maaşını 10 bin liraya getir. O zaman bu tartışmalar olmaz. Siz yüksek emekli maaş alanları da mı düşünüyorsunuz? Hayır, hayır düşünmüyorum. Kök maaşı düşük olanların kanunlardaki bazı değişiklikler dolayısıyla düşük. Yalnız eksik düşük prim ödedikleri için değil. Diğerleri de düşük prim ödedikleri için maaşları 12 bin, 13 bin lira. Buradaki düşüklük süreç içinde, emeklilik sisteminde sürekli değişiklikler yapıldı. Şu tarihe kadar farklı alıyorlar. 2008'e kadar farklı alıyorlar. 99'a kadar farklı alıyorlar. Bununla oynanmasından kaynaklanıyor. Bu işin yapılacak şey şu hükümet nezdinde. Yani şu anda eğer bir çalışma yapıyorlarsa tek bir çalışma yapmaları gerekir. O da nedir? Eğer bir refah farkı verilmeyecekse diğer bütün emeklilere, o zaman o insanların tamamının maaşı 10 bin lira kabul edilecek. 10 bin lira üzerine zam yapacak. Şimdi onu size o eleştiriyi getiren arkadaş kendi maaşına %24.73'ü alacak. Evet. Diğer 10 bin liraya alana da onun alttaki kök maaşını karıştırmamaları gerekir. Zaten bunu karıştırınca inanın bana, ben de bugün birçok kişiyle arıyor, telefonla konuşuyor, yolda gittiklerimle danışıyorlar filan. Ya kardeşim biz 10 bin lira alıyoruz. Niye karıştırıyorlar 7 bin, 8 bin? Yani insan aldığı paraya bakar. Altı üstü 10 bin lira yani. 10 bin lira. 10 bin liranın üstüne herkese verilen zammı veriyorsun. Ama yani zaten birisi 10 bine göre zam alıyor, diğeri 12 bin liraya göre zam alıyor. Zaten yine o 2 bin lira farkı %24 olarak ekstra alıyor. Diğeri 90 bin alıyor, diğeri 50 bin alıyor, diğeri 60 bin alıyor, 40 bin alıyor, neyse. Yani burada kimseye haksızlık yapılmıyor. Yapılmış olan kanunlardaki geçmiş uygulamalardan kaynaklanan, hangi hükümet yapmış, hangi siyasi zemin, önemli değil. Yani bu çarpıklık var. Ve bu çarpıklığı iki defa tartışmıyoruz. Son 4-5 yıldır bunu tartışıyoruz. Şu anda hükümetin yapacağı şey bir maddeliktir. Bakın, bütün kök maaşların asgarisi 10 bin liradır diyecek. Şu anda o hangi kişilerse bir kereye mahsus yapacak. Ondan sonra normal zammı yaparsa bundan sonraki her dönem aynı olacak. Yani şu anda aslında birileri efendim böyle yapalım, sonradan tartışılırken işte vermiş olacaksınız diyor ama haklı olarak size soru soranlar, bana soru soranlar da bu sefer onlar bozuluyorlar. Yani 3200'ün işini düzeltiyorsun ama geri kalan 10 milyonun da canını sıkıyorsun. Halbuki sen bir kereye mahsus bu kanunu düzenlemeyle ilgili yap. Yani bu konuda Zafer'i söyleyeceğim, sakın yanlış anlamasın. Bu konuda Zafer yazı yazsa etkili olur yani dinleyenler. Abdülkadir Selvi yazarsa etkili olur. Dinlerler onları çünkü. Doğruyu da, bakın ilk defa doğruyu bugüne Sayın kadar... Sayın Özçelik yazsa etkili olmaz mı? Hizmet Bey yazsa. Hayır, Sayın Özçelik yazarsa diyecekler ki ya Pekin'den esinlendi ya da Moskova'dan. Ne alakası var ya? Biz Türkiye'deyiz. Biz Türkiye'deyiz yani. Avrasyacı değil misiniz? Avrasyacılık, Türkiye Avrasya'da olduğu için Avrasyacıyız. Yani nasıl? Hem Avrasyacı hem Türkiye misin? Hayır, Türkiye zaten Avrasya'da. Ama bir yüzümüz de batıya bakıyor. Ama bak ben de batıya biz şu an batıdayız mesela. Yani Avrupa kıtasındayız. Avrasya deniyor zaten. Tamam. Avrasya, Avrupa, Asya anlamında. Göksu Hanım, bir ya nasıl güzel siyasetçi olmuş değil mi İsmet Bey? Siyasetçi değil ama adı üstünde Asya demiyor, Avrasya diyor. Ben de. Zafer Bey katılıyor musunuz İsmet Bey'e? Türkiye'nin bir yüzü Avrupa'ya bakmıyor mu? Valla baktık da gördük bugüne kadar. Elbette ki bakıyor. Yok yok. Ama şöyle, İsmet abinin biz çok üstüne gidiyoruz bu konuda. Ama İsmet abi bizim abimiz tabii, sağ olsun bizim esprilerimize, çok severiz, takılmalarımıza itiraz etmiyor. Yani kendisi Peskov'u bizden daha çok önemsiyor ayrı mesele ama yine de kendisini seviyoruz yani. Zafer, ben de itiraz etmiyorum Zafer şeye, İsmet Bey'e. Beni zaten hep onun yanında oturtuyorsunuz. Siz aynı cenazesiniz diye. Yani Ankara'da da yan yana oturuyoruz, burada da yan yana oturuyoruz.
Hatta şeyin gözü kaldı Nihat Bey burada da dedik ya Nihat'cığım. Nihat Bey ikinizi de çok sevdiği için. Evet Nihat Bey sizleri çok seviyor, konuklarımızı çok seviyor. Şimdi biz CNN Türk ekibi olarak tüm konuklarımızı çok seviyoruz. Nihat Bey karar veremedi. Sayın Ağar'ın yanında mı otursa, İsmet Bey'in yanında mı, Masum Türker'in mi? Biz yayın öncesi de çok konuştuk. Vallahi bizim haberde de göz bebeğimiz. Yani onu söyleyelim. Şimdi efendim ben şunun için söylüyorum. Biraz araya bu şeyi kattık ki daha rahat olalım. Masum Bey ben aslında bir şey sorsam hazır konu değişmemeden. Yani bu kök maaş sorunu bir defaya mahsus 10 bin liraya getirilse önümüzdeki yıllarda böyle bir sorun asla olmayacak mı? Olmaz artık. 10 bin liradan kök maaş meselesi şu anda 10 bin liranın altında olan o çeşitli nedenlerle kimisi 6 bin alıyor, kimisi 7 bindir, kimisi 8 bindir. O kişilerin artık kök maaşı 12.500 olunca ya da 12.000 ne kadar zam alırlarsa ki zamın muhakkak 12.473 liradan düşük olmaması lazım. Yani geçici formül söyleyeyim. Bulmadan kaynaklandı. Çünkü her sene, her yıl, her Temmuz'da veyahut da Aralık'ta düzeltmek ihtiyacı doğuyor. Böyle olduğu zaman. Bunu eğer kusura bakmayın çok çalışma yapıyorlar. Bu kanun maddesini yazamıyorlarsa ben gönüllü olarak 5 dakikada yazarım onlara. O kanunma hiçbir şey değil. Bütün bu maaşlara şu kadar zam şeye çıkarılmıştır, bitti iş. Yani böyle işi çok eksecere etmenin, neden çok bir yere götürmenin. Bu konuda ay şundan dolayı yani bu konuda gereksiz. Masum Bey'e ben İsmet. Masum Bey'e şu konuda katılıyorum. Onu söyleyeyim. Ya şimdi birkaç zam döneminde aynı şey oluyor. Yani İlk başta belli bazı emekli grupları artışın dışında kalıyor. Sonra o tamamlanıyor. İşte ama bu sefer bunun toplumdaki algısı çok iyi olmuyor. Yani madem işte o bir 5 bin lira ödenmesi oldu hatırlarsan emeklilere. Orada aynı şey oldu. En son bu son maaş zammında işte memur emeklileriyle eşitlenmesi meselesinde önce olmadı sonradan oldu. Ya bu tarz aslında yapılan iyi niyetli düzenlemelerin de etkisini azaltıyor. Burada da aynısı. Yani burada hayatın olağan akışında bu kadar insanın emekli maaşının 10 bin lira olarak kalmasının bir rahatsızlık yaratacağı belli zaten. Hani bunların aslında önceden yapılması çok daha iyi olur. Yani Sayın Bakan orada haklı. Yani bugün bu tartışmanın olmaması gerekir bence de. Bakın geçici formüller bulmaya çalışıyoruz. Zafer Bey de söyledi, onu anlatmak istiyordum. Yani her şeyde, Ocak'ta bunu tartıştık. Hı hı. Şimdi Temmuz geldi yine bunu tartışıyoruz. Ya kardeşim bunu günübirlik çözme. Niye bunu tartışıyoruz? Ya ne yazık ki uygulanan ekonomik politikada bize işte efendim bazı dayatmalar var. Gerçekçi bakalım. Bize şunları şunları yaparsanız size para veririz bilmem ne diyen bazı kesimler var. Şimdi bunlar Türkiye'de memura daha yüksek bir zam verilmesini istemediler. Yani iktidar niye istemesin? İktidar bu kadar çok tepki göreceğine. Ben milletvekilleriyle konuşuyorum mecliste. Kime gitsek emekliler yolumuzu kesiyor diyor seçim bölgesinde. Ya bizi de kesiyorlar, Sayın Bakanım söyledi. Yani televizyonda gördüğü için bizi de arayıp soruyor. Bizim dert mesela mesajlara bakın. Şu programa çıktığımız zaman binlerce mesaj sadece emeklilerden geliyor. Telefonlarımız da bulmuşlar nasıl buldularsa. Yani bir aralarında paylaşmışlar galiba şey atın diye. Şimdi herkes atıyor. Şimdi sorun ya konuştuğumuz bakın 1000 lira 2000 lira şurada rakamlar var alternatiflere. Ya 2000 lira için neredeyse bir aydır bu tartışılıyor. Ya iktidar da yıpratıyor. Yani bir şey yapacaksan kardeşim bir an önce yap bitir işi. Tartıştırmayın insanları. Yani 2 kilo et parası sözünü ettiniz ya. Yani o nedenle yani 2000 lira dediğiniz 2 kilo et parası şu anda. Yani bunu bu kadar çok dillendirmek hem yıpratıcı oluyor hem toplumda devlete güveni de sarsıcı oluyor. Yani bir de kurtuluş falan değil yani ayrıca 10 bin lirayı 12 bin liraya çıkarmak öyle çok da büyük bir iş değil yani. Her dönem bunu tartışıp yapınca bu sefer size soru soran haklı oluyor. Diyor ki madem ki bu en aşağıdakilere farklı bir zam verebiliyor bu iş yapılabilir o zaman bana da yaptılar. O zaman size o sözü söyleyen
Ben fazla prim ödemiştim. Niye bana vermiyorlar? Her dönem söyleme hakkına sahip oluyor. Yani para konuşulunca ya da zam konuşulunca, yanlış mıyım buna itirazı olan konu, herkesin ihtiyacı var. Var yani. Yani para herkesin hayatında da lazım ve gerekli. Kimse de neden zam almadım demez. Dolayısıyla masum, bana o soruyu soran da herkes bunu sorgular ve merak işte eder. İşte ama bir kere mahsus değişirse kimse bakın, artık bunu sormaz. Buradaki sistem değişmeli bakın, diyorsun. Bir, şey, başka bir maddelik şey iş ya. Yani şu ana kadar ya olan... Göksu bak kafalar... Göksu kafalar buyurun. O kadar karışık ki bak değil bir mi? İzleyici sorusu. Belki Muhammed Bayram cevaplasa lütfen. Daha iyi. Lütfen. Evet. Şimdi Adana'dan bir izleyici diyor ki benim diyor şu an maaşım 14.400 lira. Hı. Ben diyor %24.73 zamdan faydalanabilir miyim? İşte. Ben bunlar. Faydalanırsınız dedim ama şimdi insanlar haliyle bu tartışma devam edince kendisinin faydalanmayacağı gibi bir düşünceye evet. de kapılıyorlar. O yüzden. Zafer Bey zaten 10 binin üzerindeyse 14.400 alıyorsa geçen ayda %24'lük zam mı alacaktır? Hak eder. Zaten son yapacak yüksek zamlar. Bu zamdan sonra artık bu kadar yüksek zamlar olmayacak. Amerika'nın enflasyonu dahil bugün bir önceki aya göre eksi enflasyon olarak açıklandı. O yüzden %24'ler inşallah önümüzdeki yıllar dünyaya dezenflasyonist bir sürece giriyor. Enflasyon olmayan bir sürece giriyor. O yüzden 10 bin liraymış, 12 bin liraymış, 12 bin 500 liraymış, 15 bin liraymış çok anlamını yitirecek. Yüksek yapabildiğine kadar yapılması ve buradaki 6 aylık kesme aslında emeklinin biraz da refah işte geçilmesi lazım. 10 bin TL'nin üzerindeyse eğer o kişinin maaşı zaten %24.73 zamdan doğrudan faydalanacaktır diyebiliriz. Vallahi Mehmet Bey, Sayın Bayram, şimdi siz böyle bir şey söyleyince ben şimdi irkilmeye başladım. Yani bundan sonra enflasyon azacak, çok fazla zam olmayacak falan diye. Yani şu an bak, bakın Türkiye'de 3 tane konfederasyon, Türk İş, Hak İş ve DİSK ortak mücadele kararı aldılar. Bakın asgari ücrete zam yapılmıyor Temmuz ayında. Herkesin beklentisi var. Ve Türkiye yani şu andaki bu rakamlarla eğer zam yapılmayacak da geçinmeye mahkum olacaksa yani toplumdaki ülkenin gelişmişliğinden çalışanlar, emekliler hiç pay almayacak mı? Şimdi bakın bu önümüzdeki süreçte Türkiye'de kitlesel tepkileri büyütecek bir rol oynar. O nedenle yani bunlarla eğer diyelim ki 12 bine çıkardık. Ya ev kirasının 15 bin olduğu bir yerde emekliye 10 bin, 12 bin verirsek nasıl geçinecekler? Yani ne kadar geçinecekler? Şimdi o nedenle yani toplum eğer ülke kalkınacak ve refaha kavuşacaksa, büyüyecekse ondan emeklinin de pay alması lazım, çalışanın da pay alması lazım, asgari ücretlinin de pay alması lazım. Açlık sınırının şu anda 2 bin lira altında asgari ücretlinin aldığı para. Daha önümüzde de 6 ay var. Bu şu demektir, yıl sonuna geldiği zaman açlık sınırı 30 bine yaklaşır, emekli hala 17 bin alır. Yani şu para açlık sınırının yarısı kadar şu anda emeklinin aldığı para. Yani bunları biraz daha bence toplumu rahatlatacak tedbirlere ihtiyaç var. Ha bu bir tercih meselesi. Bir ekonomik kriz var. Bu krizi ben eğer yoksulların üstüne yıkacağım, emekçilerle emeklilerin üzerine yıkacağım diyorsa... ekonomi yönetimi o zaman o olası şeylere de katlanmak durumunda. Abi burada çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacak ve krizin yükünü daha çok bu sistemden çok kazanana yükleyecek politikalar geliştirmek lazım. Şu anda sıkıntı, en büyük sıkıntı orada zaten. Yani bir sürü insan çok büyük paralar kazanıyor. Şimdi etrafınızda da duyuyorsunuzdur. Borsada, efendim dövizde birçok yerde vurguncular var. Bina, arsa vurguncusu var, şey vurguncusu var, nedir? Konut vurguncusu var. Şimdi bunlardan almayıp da siz emeklinin üstüne bu işi yıkarsanız, efendim asgari ücretin üstüne yıkarsanız çıkış olmaz buradan. Ve Türkiye çok olumsuz noktalara gider. Pusuda da bekleyenler var, onları da unutmayalım. Türkiye'de iç kargaşa çıkarmak için pusuda bekleyenler var. Kayseri olayını unutmayalım. Kayseri'de bir deneme yaptılar. Türkiye'de acaba bunun altyapısı var mı? Bu işi başarabilir miyiz diye. Allah'tan buna izin verilmedi. Ama sürekli pusuda bekleyenler de var. Burada izniniz olursa bu, 24.73'lük zam farkı. İsmet abiye bir ekleme. Buyurun buyurun. Siz buyurun Muhammed. Buyurun buyurun. Buyurun, buyurun Zafer Bey. Şimdi şöyle... İsmet abi pusuda bekleyenler var dedi de gerçekten Türkiye'de enteresan şeyler oluyor. Bugün mesela
TÜSİAD Başkanı'nın bir açıklaması var. Bana çok ilginç geldi. Bunu pusuda beklemek olarak değerlendirmemek lazım da. Yani durup dururken kayyum atamasının ne kadar yanlış olduğuna, bunun demokratik olmadığına dair bir açıklama yapıyor TÜSİAD Başkanı. Yani şimdi gündeminde ekonomi olması gereken bir kuruluşun kayyum meselesine girmesi bana biraz manidar geldi. Ben bunu bilmiyorum İsmet abi nasıl yorumlar ama sanki bu hani çok kazanandan çok vergi alınması, vergide gelir adaletinin sağlanması, bütün bunlar gündeme gelince niyeyse bizim iş dünyamız böyle aslında asıl iştigal alanları olmayan konularda görüş belirtmeye başlıyorlar. Bana biraz ilginç geldi bu. İsmet abi ne der bilmiyorum. Vallahi şimdi yani Türkiye'de pusula bekleyenler diye onun için söylüyorum. Yani birileri başka bir şey yapmak istiyor. Bakın Kayseri olayları, konuyu dağıtmayayım fazla ama Kayseri olaylarında arkasından 22 yılda galiba eş zamanlı düğmeye basılmış gibi sığınmacı kalkışmasına giriştiler. Allah'tan çabuk bastırıldı. Biliyorsunuz bu işe karışanların birçoğunun geçmişte suçla bağlantısı ortaya çıktı. Hatta son yapılan bilgilere göre terör örgütlerinin hem FETÖ'nün hem PKK'nın bu sosyal medya ağından o kışkırtmalarda ciddi şekilde payı olduğu ortaya çıktı. Yani o nedenle buralarda mesela TÜSİAD bence buna bir çözüm bulsa, TÜSİAD yerinde ben olsaydım ya üyelerime seslenirdim. Bakın biz şöyle şöyle paralar kazandık, büyük paralar kazandık bu süreçte. Yani bu paralarımızın bir kısmını vergi verelim. Türkiye zor günlerden geçiyor. Bakın emekli 10 bin lira maaşa mahkum kaldı. Bunların biraz daha yükselsin, bizden kesin onlara verin demesi gerekirdi. Şimdi yani gidip de belediyelere yapılacak kayyum atamaları onların yani şu an aşamada esas odur yani. Ekonomi herkes yani şeyler asgari ücretli 17 bin lira mahkum kalmış, ev kirası 15 bin lira bunların derdi var ki kendi fabrikalarında çalışıyor büyük bir kısmı da. Ondan sonra emekli 10 bin lira bunların derdini konuşuyoruz. Şimdi Türkiye'nin gündeminde ekonomi birinci sırada. TÜSİAD bildiğimiz kadarıyla ekonomik, esas olarak bir ekonomik kuruluş. Keşke bu tür önerileri veyahut da yeni fikirler geliştirse de ekonomide öne açacak bir takım önerilerde bulunsalardı. Peki Muhammed Bayram'dan da son sözlerini alalım. Emekli maaşlarının başlığını kapatacağız. Başka bir başlığa geçeceğiz. Buyurun. Tabii enflasyonist ortamlarda bu enflasyonun yükü emeğe mi sermaye mi bunun ayrımının çok doğru yapılması gerekiyor. Ve buna ilişkin adımlar atılıyor. Çok kazanan çok daha fazla vergi alınmak adına yeni bir vergi paketimiz geliyor. Burada emeklerimizin tabii hakkı şudur diyemeyiz. 10 bin lirada 12 bin lirada 15 bin lira olsa dahi burada bu tabii yeterli bir seviye değil. Ama az önce söylemiş olduğum gibi son yüksek enflasyonist oranlar ve ortam olduğu için ilk 6 aylık enflasyon %24.70 çıktı. Ve hem bizim Merkez Bankası'nın burada yıl sonu beklenen %38 ile %42 arasında hem de yabancı kuruluşlar da kendi yıl sonu enflasyon beklenen Türkiye adına %42'leri sabitledi. O yüzden son yapılacak yüksek oransal zamlar bunlar. Yani bu son yapılacak yüksek oransal zamlarla birlikte yılın ikinci yarısında %15'ler civarında bir oransal zam göreceğiz. O yüzden emekli refahını artırmak adına işte daha önceden olduğu gibi memur emeklisinin maaş zammı parkının TSK ve Bağkur'a eşitlenmesi, en düşük emekli maaşının 12.500'ün biraz daha üzerine taşınarak asgari ücret arasındaki fark kapatılması ve Masum Üstad'ın söylediği gibi burada artık kök maaş ne, en düşük emekli maaşı ne bilmecesinin son bulup bütün maaşın eşitlenmesi gerekiyor ki bundan sonra yapılan oransal zamlar burada etki edebilsin. O yüzden emeklimiz de tabii her zaman toplumun tüm birimleri eşit payda refah alamıyor. Ama devletimiz bugüne kadar oluşan kazancı refahı toplumun tüm kesimine yaymaya gayret etti. Burada biliyorsunuz en son yapılan doğalgaz yardımıyla bile birlikte burada bir doğalgaz teşvi olmuştu. Toplumun tüm kesimine yayıldı. 25 metreküp doğalgaz herkese ücretsiz bir şekilde sunuldu. Tabii burada çok parası olan bundaki fırsat maliyeti daha düşüktü. Daha az geliri olanın fırsat maliyeti daha fazlaydı. O yüzden burada 12.500 lira üzerinde bir miktar daha üzerinde alan bir kişi bu oransal zamdan daha az faydalanacak. O yüzden bu sene dengelenme yılı dengelenmeyle beraber gelecek seneler daha bir refah ve müreffeh olacağımızı söyleyebiliriz.